Günaydın YouTube. Bugün yine Georgia olanca enerjisiyle içimizi ısıtmaya devam ediyor demeyi çok isterdim ama havadan da anlayacağınız üzere arkadaşlar sabah değil. Biraz önce işten çıktım. Çalıştık, çabaladık. Ekmek parası arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz biz de isterdik yiyip içip gezmeyi. Ama buralarda yalnızız arkadaşlar. Gurbetteyiz. Onun için çalışmaya mecburuz. Çalıştığımız için kendimizi ödüllendirdik ve Pond City Market'e geldik arkadaşlar. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Ufak yeşillikler var. İnsanlar da burada chilling time yapıyor. Dondurmasını alıp gelenler var. Kahvesini alıp gelenler var. Enerjilerini depoluyorlar arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ki bizim enerjiye ihtiyacımız yok. Her zamanki gibi bugün yine enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz arkadaşlar. Pond City Market'i sizlerle birlikte keşfediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız, nerelere gideceğiz, nelerle karşılaşacağız. Haydi başlayalım o halde. Ama ne diyoruz? First coffee. Arkadaşlar yürürken şöyle bir araba gördüm. Araba inanılmaz güzel. Şu lastiklere, şu jantlara bir bakın ya. Acayip tarz olmuş arkadaşlar araba. Gelecekteki arabamız diyebilir miyiz? Bunu değil ama daha bunların daha büyüklerini yapıyorlar. Acayip kaslı duruyor arkadaşlar. Bunlar gayet hoş ve sportif. İlk defa da gördüm bunu. Chevrolet'in bir arabasıymış. Silver'de. Belki aranızda bilenleriniz çıkar. Arkadaşlar şöyle size Pond City Market'i göstereyim. Böyle geldik. Ve yavaş yavaş içeriye doğru süzülüyoruz. Haydi başlayalım o halde. Arkadaşlar içeriye doğru usul usul süzülürken hemen şu karşıda bir rooftop var arkadaşlar. Size onu göstereyim. Ve de burada yine açık AVM tarzı devam ediyor. Böyle küçük butikler var. Hemen size onları gösteriyorum. Passman Books. Ve şu arkada Nail Art Store var arkadaşlar hemen şurada. Ama bizim nail ile işimiz olmaz. Sadece General Culture diye size gösterdim. King of Pops. Arkadaşlar buradaki tarzlar böyle. Açık tarzlar o kadar güzel ki yani. Yemin ederim işten çıktım. Şu an bir gram yorgunluğum kalmadı. Bir gram. Yani sorarım size arkadaşlar. Böyle bir yerde olup, böyle bir yerde yürüyüp kim yorgun hissetsin? Haydi devam edelim o halde. Arkadaşlar içeri girdik. Buranın üzeri böyle kapalı. Burası daha önceden bir fabrikaydı. Ve kapatmışlar üzerine. Küçük böyle butik şekilde hamburgerciler var. Fast foodçular var veya diğer satış küçük storları var. Kıyafet satanlar var. Barlar var arkadaşlar. Ve şöyle size arkayı göstereyim. Ve de şurada da küçük bir tane bakkal var arkadaşlar hemen arkada. Hemen size eski fabrikayı göstereyim. Bu da küçük bir maketini yapmışlar. Arkadaşlar Pond City Market burası. Burası önceden fabrikaydı. Fabrikaymış yani. Şu üst tarafta açık terası var. Oralarda millet içiyorlar. Yazları parti oluyormuş. Bakalım inşallah bu partilere denk geliriz de sizlere de gösterebilirim. Arkadaşlar biliyorsunuz kendim için istiyorsam hiçbir şey bilmiyoruz. İnanın sizin için istiyorum. Partileri, mekanları sizin için geziyorum arkadaşlar. Sevildiğinizi bilin. Kanalıma abone olun. Yorum yapın, beğenin arkadaşlar. Sizler için bomba gibi içerikler üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. O halde devam edelim. Şunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Bir sürü farklı ülkelerin restoranlarını bulabilirsiniz arkadaşlar burada. Ben şöyle size göstereyim arkadaşlar. Usul usul çıkıyoruz merdivenlere. Ve ortam bu şekilde arkadaşlar. Üst kat biraz boş. Ama dediğim gibi bu da cuma akşamı, cumartesi akşamı tıklım tıklım oluyor arkadaşlar. Şöyle otoparktan da bir gelişi var ve size buraları göstermeye devam ediyorum arkadaşlar. Ve de burası da Bar Wagon. Şöyle yukarıdan da size aşağıya göstereyim arkadaşlar. Yemek kortları böyle uçsuz bıçaksız gidiyor arkadaşlar. Maketten gösterdiğim açık teras burası. Burada insanlar chilling time'a geliyorlar. Burada yürüyorlar. Şu arkada bir yürüyüş yolu var arkadaşlar. Birazdan ben de oraya gidip ufak bir yürüyüş yapacağım arkadaşlar. Yorulmanızı çok alıyorum. Abi yedin şiştin kilo almışsın abi. Acil zayıfla abi. Şöyle abi böyle abi. Arkadaşlar ne yapsam bir yorum buluyorsunuz. Zayıfladık abi çöktün bittin yaramadı. Kilo aldık abi kilo aldın zayıfla. Ama merak etmeyin arkadaşlar.
Sizin istekleriniz benim için bir emirdir. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. O halde devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Amerika'nın grafitileri mevcut. Mevcut. Hem mevcut hem de meşhur arkadaşlar. Acayip güzel çalışma yapıyorlar. İnce işçilik. Arkaya doğru gidersem daha efsane şeyler var ama şöyle kenardan gördüğüm kadarıyla size göstereyim. Evet arkadaşlar şu arkaya bir bakın. Şu manzaraya bir bakın ya. Puzzle fotoğrafı gibi ya. Manzara fotoğrafı gibi. Al bunu. Ofisinin arkasına aç. Motivasyon fotoğrafı. Hemen arkada bir motivasyon müziği çalalım ve yolumuza devam edelim. Arkadaşlar bu gördüğünüz caddede, cadde boyunca arkadaşlar, artık cadde deyin, sokak deyin, yürüyüş yolu deyin arkadaşlar. Buralarda boydan boya scooter'la geçenler, bisiklet sürenler, koşuya çıkanlar, spor yapanlar, mekik çekenler, sınav çekenler derken arkadaşlar, burası tam bir spor friendly bir alan arkadaşlar. Hemen size şöyle, yanda da patikadan da gidenler var. Hızlılar, gençler hızlı arkadaşlar. Gençler hızlı, biz de koşacağız ama bizim koşacağımız zamanlar şu an değil. Çok az kaldı arkadaşlar. Gelecek güzel günlere koşarak ilerliyoruz arkadaşlar. Buralarda bilenler bilir arkadaşlar. Almanya'daki Holokost anıtı gibi. Böyle sütunlar dikmişler yukarıya doğru. Arkadaşlar gördüğünüz köpekler tarafından saldırıya uğradım. Hemen clickbait değil, saldırıya uğradım yani. Telefon da titredi, korktum düşecek diye. Başka telefonumuz da yok arkadaşlar. Buralar gurbet, alamıyoruz. Enflasyon yüksek. Bir iPhone olmuş kaç para? Onun için elimizdekinin kıymetini bilelim. Lan, söylerken gibi güresim geldi. Hadi devam edelim. Arkadaşlar orada da rooftoplar vardı. Burada da rooftoplar var. Hemen şu arkadaki mekanların hepsi rooftop diye geçiyor arkadaşlar. Bunun club versiyonu da var. Yemek versiyonu da var. Kafe versiyonu da var arkadaşlar. Ne ararsanız var arkadaşlar. Her keseye, her bütçeye, her tarza buralar böyle bir yer. Arkamdan da güneş öyle bir geliyor ki. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Aman abi ezme bizi. Teyzeme bak be. Yıllara meydan okuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir paten kayamadım. Arkadaşlar şu ortama bir bakın ya. İşinden çıkanlar, okulundan çıkanlar. Oo, kaza oldu arkadaşlar. Kaza oldu ama kazayı boş verelim. Şöyle size ortamı göstereyim arkadaşlar. İşinden çıkanlar, okulundan çıkanlar, eğlenmeye gelenler arkadaşlar. Birasının şarabını alıp şu da akrobasi yapanlar var arkadaşlar. Voleybol oynayanlar var. Yani biliyorsunuz ki şurası biraz daha kumluk bölge arkadaşlar. Orada bir plaj voleybolu oynuyorlardı geçen gün geldiğimde. Buraya avlanmaya gelenler de var arkadaşlar. Av mevsimi başlıyor. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi. Av mevsimi başlıyor arkadaşlar. Buraya avlanmaya gelenler de var. Onları da burada görmeniz mümkündür. Dediğim gibi arkadaşlar her arayışa, her kişiye burada alan mevcut. Arkadaşlar hemen şu arkada kaykay pistini görebilirsiniz. Burada baya kaykay baya bir hobi. Hatta long skate denen uzun kaykay da var. Onun da müptelası çok fazla arkadaşlar. İşte arkadaşlar buradaki hayat spora yönelik. Herkes bir şekilde sporun ucundan tutuyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle bakın arkadaşlar.
Bizde de Ankaralılar bilir, Seymenler Parkı vardı. Ne böyle sporsal aktiviteler, ne sanatsal aktiviteler. İçelim de içelim, içelim de içelim. Arkadaşlar böyle olmaz ya. Şuna bakın, yerlerde bir tane çöp var mı arkadaşlar? Şunlara bir bakın. İşte doğa böyle korunur. Arkadaşlar kahvemi aldım ve yanında ufak bir atıştırmalık alayım dedim. Gecenin kalanında enerjiye ihtiyacım olacak çünkü bu gece bayağı uzun olacak arkadaşlar. Arkadaşlar acayip bir kafileye denk geldim. Önde Haluyup çeviriyor. O sürü başı arkadaşlar. İşareti veriyor. Arkaya doğru geliyor işaret. Bunlar da gariplerim arkadan takip ediyorlar. Arkadaşlar yeni başlayanlar için İngilizce dersleri başlamış. Hey, hi, hello Atlanta. Bunu da buraya bırakayım. Outdoor voices. Şöyle bir pizzacıya geldim. Ve menü bu şekilde. Dilerseniz durdurup bakabilirsiniz menüye. Ben içerisinde beef olan bir tane pizza aldım. Ve mesela ben şöyle göstereyim burada. Buradaki fırın birazcık daha farklı arkadaşlar. Burası pizza fırını. Ve ustamız da böyle pizza yapıyor. Ustamız şov yapıyor arkadaşlar. Biraz önce demek ki kızı gördü diye şov yapmaya başladı arkadaşlar. Şu an kız gitti, şov bitti. Arkadaşlar pizzamız geldi. Şöyle size göstereyim. Ve daha fazla dayanamıyorum. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar burada Brew Dog diye bir mekan var. Ben bunu kahve demleme mekanı olarak düşünüyordum. Ama meğer değilmiş. Burada kendi yapımları biralar varmış arkadaşlar. Bunları da başka bir zaman size gösteririm. O halde şöyle devam edelim. Arkadaşlar Oba lideri buraya 7. kez dolaşıyor. Haluyup'la her seferinde yer değiştiriyor. Şuna bakın. Kameraya göre şov yapıyor arkadaşlar. Akşam da buranın ortamı böyle. Müzik eşliğinde dans eden mi dersiniz? Paten kayan mı dersiniz? Sarılanlar mı dersiniz? Ne derseniz deyin arkadaşlar ama buralar akşam bir ayrı güzel. Arkadaşlar o meşhur onlu maçımıza geldik. Bu sefer farklı kombinasyonlar deniyoruz. İnanılmaz gözüküyor. Şöyle size diğer çeşitleri göstereyim. Arkadaşlar yedik içtik, gezdik dolaştık derken evi de çalıştık o kadar. Bir günün daha sonuna geldik. Ama siz hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şu aşağıdan kanalımı beğenip abone olup aklınıza gelen her şeyi sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar hepsine yanıt vereceğim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.